a steady flow of gas despite months of war. Rusya'nın Ukrayna'ya dönük saldırısının 77. gününde Kiev yönetimi Rusya'dan Ukrayna üzerinden Avrupa'ya giden doğalgaz hattını keseceğini ve doğalgaz akışının farklı noktalara yönlendirileceğini açıkladı. Could not guarantee safe operations at the facility. Ukraynalı yetkililer Rusya'dan Avrupa'ya giden toplam doğalgazın 1/3'ünün Ukrayna üzerinden gittiğini öne sürerken, Rus doğalgaz şirketi Gazprom, Ukrayna'nın tüm doğalgaz akışını farklı noktalara yönlendirmesinin teknik olarak mümkün olmadığını iddia etti. Ukrayna aynı zamanda Rusya'yı radyo kanallarını bastırmak için elektronik savaş sistemlerini kullanmakla suçladı. Which took place from October 25th to November 7th. Rusya ordusu salı gecesi yapılan saldırılarda 2 komuta yeri ve 3 mühimmat deposu olmak üzere 93 Ukrayna hedefinin vurulduğunu açıkladı. Açıklamaya göre bu saldırılarda 280 neonazi militan öldürüldü, 59 askeri ekipman yok edildi. Ukrayna ordusu ise Donetsk ve Lugansk'ta 12 saldırının püskürtüldüğünü, bu sırada düşmana ait 12 tankın, 4 top silah sisteminin, 19 zırhlı aracın, 7 normal aracın ve 2 uzman mühendis ekipman biriminin yok edildiğini bildirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ise Ukrayna güçlerinin Harkov bölgesinde 5 köyün geri alındığını açıkladı. Bir Mariupol belediyesi yetkilisi ise Rusya tarafından kuşatılan Azovstal fabrikasında en az 100 sivilin kaldığını açıkladı. Diğer yandan ABD İstihbarat Direktörü Avril Haines, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da hedeflerin ulaşmak için nükleer silah kullanabileceğini iddia etti. ABD Temsilciler Meclisi üyeleri de Ukrayna'ya 40 milyar dolarlık ek yardım paketini onayladı. ABD'nin bu hamlesinin ardından açıklama yapan eski Rusya Devlet Başkanı Dmitri Medvedev, Washington'u Ukrayna'da vekalet savaşı yürütmekle suçladı. Bununla birlikte Belarus, Ukrayna sınırına özel operasyon askerleri konuşlandıracağını açıkladı. Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko, Moskova, Minsk'e füze üretme konusunda yardım etmeyi kabul etti. Düşmana büyük hasar verecek aşamaya gelebiliriz, dedi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise NATO'ya üye olması gündemde olan İsveç'e gitti. Johnson, NATO üyeliğine başvurması beklenen bir diğer ülke olan Finlandiya'yı da ziyaret edecek. Deterrent, our nuclear deterrent, that's something we don't generally comment upon.